Burada XRP Coin üzerine konuşacağız. Genel hatlarıyla şöyle XRP'de ne var ne yok diye duruma bir göz atacağız diye özetleyebilirim. Bir yandan da şöyle XRP'ye girelim ki düzgün bir şekilde duralım. Şimdi bakalım ne var ne yok. Haber de şöyle devam ediyor. Diyor ki analist, bu altcoin kritik eşikte bu diplere gidebilir. Hangi diplere gidebilir? Bir kripto para analisti son düşüşün dip olduğuna dair güveni sağlamlaştırmak için XRP'nin 60 senti geri kazanması gerektiğine inanıyor. Aksi takdirde altcoin için kısa vade 41 sente kadar bir düşüş öngördüğünü dile getiriyor. Burada Egrak'ın yorumları var. Egrak normalde XRP maksimalisti demeyeyim ama XRP coin ne ciddi öven bir kişidir. Yani XRP coin'in çok iyi olduğunu, öyle ki ileride bir ETF başvurusu yapılacağını, ki bunun olacağını ben de düşünüyorum. XRP coin'in 200 dolara kadar fiyat yükselişi yaşayacağını dile getirmiş bir isimdir. Bununla alakalı da konuştuğumuz videolar vardı. XRP'nin uzun vadedeki fiyat hedeflerine ilişkin. Şu anda bir geri çekilme yaşayabileceğini söylüyor. Altcoin için bu seviyeleri elde etmek, bu ne ya, gözünü seveyim, elde etmek hayati önemli. Bir piyasa teknik analiz kaynağı olan Egrak Crypto, XRP'nin fiyatı için olası senaryoları paylaştı. Analist özellikle XRP'nin günlük zaman dilimine dayalı kısa vadeli bir analiz perspektifinden XRP'ye ağırlık verdi. Ayrıca Egrak, altcoin'in son dönemde 43,5 sente gerilemesinin bir sonraki önemli buğar rallisinden önce mutlak dibi temsil edip etmediğini belirlemeye çalıştı. Bir kere bu kadar geri çekilecek mi sorusunun tabii cevabını almamız gerekiyor. Şöyle, altcoin'ler zaten genel olarak dirençli ama BTC gerçekten de o kadar fazla sarsıyor ki artık, ya öyle böyle değil. Mesela 26 bin küsuratlarındaydı biliyorsunuz. Coin tuttu. Bu sefer de 25.800'lere kadar hiç acımadan denedi yani. Tak, anında. O yüzden bu şekilde bir sıkıntı olduğu zaman da malum altcoin'lerde düşüş hareketi gerçekleştiriyor, değil mi? Devam edelim bir yandan. Burada önemli bir konu var. Önemli bir pozisyon var XRP için. Bununla alakalı gün içinde de konuştuk ve XRP BTC'nin bu kadar düşmesine rağmen azıcık bir harekette bile, azıcık bir yukarı harekette bile yeniden yön yukarı hareket gerçekleştirip EMA 200'ü almayı başarıyor. EMA 200 noktasıdır bu pozisyon. Bakın öyle ki BTC bu kadar düşmesine rağmen hala nokta atışı üzerinde kalmaya çalışan bir XRP coin görüyoruz. Evet, bu da bizim için önemli bir husus. Günlük kapanışa da bu pozisyonların üzerinde yapması gerekiyor. Günlük kapanışta buranın üstünü alamaz ise, evet, bu şartlar altında da ciddi fiyat çekilmeleri olabilir. Bu da ilk etapta bir 47 sentlere kadar geri çekilme ihtimalini karşımıza getirecektir. Tabii ki buna da dikkat etmek gerekiyor, tamam mı? Şimdi devam edelim bir yandan. Üzerinde kapanışı yaparsa tabii hala sallantıda olur maalesef. Çünkü piyasanın genel durumu zaten belli. Evet, devam edelim. Diyor ki son paylaşımında analist XRP'nin diyor işlem gördüğü önceki bir kanala yeniden girmesi ve düşük noktadan emin olmak için değerin biraz üzerinde kapanması gerektiğini ileri sürüyor. Egrak, XRP'nin 60 sentlik önemli fiyat seviyesini yeniden kazanması gerektiğini özellikle belirtiyor. XRP'nin 60 sent ve 67 sentin üzerinde kapanmasının dip noktasının sonu için güvence olacağını söylüyor. Bu bağlamda analiz şu açıklamayı yapıyor. Son düşüşün dip olduğuna dair güveni pekiştirmek için XRP'nin kanala yeniden girmesi ve 60 sent ve 67 sentlik önemli işaretlerin üzerinde bir kapanış fiyatı elde etmesi çok önemli diyor. Yani dediğim gibi bu bağlamda tabii ki Bitcoin ile korelasyonlu olacaktır ki Bitcoin'de çok ciddi sarsıyor. Yani öyle böyle bir sallama gerçekleştirmiyor. Bu şartlar altında şu an XRP çok güçlü, doğru. Bir takım altcoin'lerde de gerçekten
güçlü ve sağlam bir performans görüyoruz. Ama bu kadar bir sarsmadan sonra tabii ki altcoin'lerde de ciddi bir geri çekilme hareketi bekleriz. Onu da altını çizmiş olalım. İkincisi, muhtemelen bakın 26.4'lere kadar tabii ki Bitcoin denemeler yapabilir ama yine de üzerinde muvaffak olabilecek gibi gözükmüyor. Hareketli ortalamalar güçlü. Zaten piyasada bir hacimsizlik var. İçerideki para genelde satış odaklı çalışıyor. Yani pozitif bir durum yok fiyat açısından şu an. Altcoin 60 senti kazanamazsa bu diplere kayması yakın. Ya 60 sente kadar gitmeye gerek yok. Diyorum ki MA200'ün altında bir kapanış yaparsa bu günlük kapanışı takip edin mesela. Hangi noktalarda olacak diye. Bu günlük kapanışı takip edin. 60 diyorum ya. MA200 pozisyonunun üzerinde bir kapanış yapamazsa zaten aşağı eğilimli olacaktır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Devam edelim bir yandan. Diyor ki piyasadaki bayram havası kısa sürdü. Bitcoin ve çoğu altcoin kırmızının derinliklerine daldı. XRP de gün içinde %3'ün üzerinde kayıpla 51 sentten işlem görüyor. 60 senti geri kazanması için %15'in üzerinde bir büyüme gerekiyor. Bu arada analist XRP'nin 60 senti karşılayamamasının kısa vadeli bir düşüş eğilimi anlamına geleceğini belirtiyor. Analiste göre öngörülen kısa vadeli düşüşte altcoin fiyatı 43 sente geri çekilecek. Ayrıca 41 sente düşme ihtimali de var. Ya tabii ki piyasada imkansız diye bir şey yok. Hep söylüyorum ama şu an için bu kadar geri gitmeye gerek yok. Dur bakalım. Kapanışı yapamazsa bir 47 sentlere kadar dener. 47 sentin altında bir 45 sent pozisyonları var. O yüzden hani şimdiden tutup da şunu söylemenin anlamı yok. Ya 41 sentlere kadar düşüş devam falan tarzında. Ben bunu çok mantıklı bulmadım. Ki şu anda ABD'den gelecek olan veriler, daha doğrusu veriler de gelmediği için kesin bir şey de söyleyemiyoruz. Hala alınacak olan veriler var. Bu Bitcoin'in dolayısıyla XRP'nin de yön tayini için önemli bir unsurdur. XRP için sadece tabii şunu söyleyebilirim. Diğer altcoin'lere göre daha volatiliteli ve aynı zamanda daha güçlü. O yüzden şu anki düşen süreç içerisinde yatırımcılar daha çok toplama odaklı hareket etmeliler. Tabii hızlı toparlayabilecek altcoin'ler üzerinde durmaya da önem göstermek gerekiyor. Çünkü bunlar görece genel mantıkta zaten güçlü olan altcoin'ler oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.